İş hayatınız yüzünden sosyal hayatınızdaki arkadaşlarınızla aranız bozuluyor mu? Ben bir gün evde oturayım, kedili kadın oluyorum. Hmm. Bir gün evde otursa kedili kadın oluyormuş. Yalnızlaşıyorum demek. Evet, anladım. Evrik bir cümle olmuş ama. Yok ya, benim arkadaşlarım genelde bu konuda anlayışlıdır. Eğer iş hayatımla ilgili, işimle alakalı bir yoğunluğum varsa bunu anlarlar. Sosyal hayatımda bir sıkıntı yaşamam. Ama tabii ki sosyal hayatımızı ihmal ettiğimiz, arkadaşlarımıza vakit ayıramadığımız zamanlarda oluyor. Tabii ki evet, çok fazla görüşemiyoruz ama repo günlerinde falan ayarlamaya tabii çalışıyoruz yani. Dost dediğim bunu anlar diye düşünüyorum evet ben. Oyunculuk hayatınıza başka bir ülkede devam etseydiniz, yapımlarınızı sevdiğiniz o ülke hangisi olurdu? Benim İspanya olurdu önce. Benim daha hayali bir yerden Hollywood yani. Hollywood olurdu sonra evet, ama önce İspanya isterdim ben, yalan yok. O ne diyor, kahvemi içiyorum. Burada olmayı çok uzun zamandır istedik. Her anın tadını çıkartacağım. Kardeşlerim dizisinin senelerdir popülerliği düşmüyor. Sizce neden bu kadar sevildi ve siz bu kadar sevilmeye alıştınız mı? Sevilemeye yazmışlar. Siz bu kadar sevilemeye... Sen de bütün imla şeylerini... Evet. Ben çok dikkat ediyorum. Dahi daire yazmışsın falan diye. Birleşik yazmış. Biz bu kadar sevilmeye alıştık tabii ki. Bu çok bizi mutlu ediyor. Alıştık, rahatladık diye bir şey yok da. Bu sevgiyi sindirmeye başladık. Ben dizinin popülerliğinin de çok hikayeli olmasından, çok fazla karakterin, çok fazla hikaye anlatıyor olmasından dolayı tuttuğunu düşünüyorum. Çok kişiye hitap ediyor ve çok rengi var diye düşünüyorum. Bu yüzden. Evet, 3. sezondayız ve hala reytinglerimiz çok iyi. Hala çok destekçimiz var. O yüzden ne mutlu bize. Evet. Evet. Stalk yaparken kanka şu hesabını bir versene mi dersiniz, yoksa zaten stalk hesaplarınız var mıdır? %100 vardır. Hiç düşünmeden vardır yani. Vardır. Kesinlikle de vardır. Kendimizin vardır. Hiçbir kankaya da ihtiyaç duymayız. Direkt kendimizden bizzat buna bakarız yani. Allah, bir şey düşürdüm. Aa, sorularımızı düşün. Benim bizim bir sonrakinde ben bunu sorayım. Etrafta kimse yokken ışığı kapatmak için döner tekme attığınız oluyor mu? Ben bir şey atıyorum bazen. Yalan yok, uzaktan şöyle terlikle bellikle kapattığım oluyor. Evet, benim yatağımla ışık çok uzak. İşte benim de uzak. Yani çok atılacak mesafede de mi değil? Hiç değil yani. Uzak. Uzaksa daha keyifli olur ama bir yere çarptırıp ona vurmalı oluyor. Hayır yani şöyle yani... İmkanı yok. Okay, tamam. Başınıza gelen en dramatik ama harbiden benden başkası altından kalkamaz dediğiniz Instagram stalk anınız var mı? Ya benden başka kimse kalkamazlık yok da benim böyle saçma sapan böyle bir ismi gece yarısı takip etmişim farkında olmadan. Birisi bana mesaj atıp abi boş durmuyorsun ha sen de gece falan diye bir şey yazıp hayır oğlum öyle bir şey yok falana bağlamışlığım var ama benden başka kimse altından kalkamazlık bir durum yok. Çünkü artık takip et butonu her yerde. Yani sadece profiline girip en üstte değil, fotoğrafının sağ üstünde bile takip etme butonu var. Böyle bir şey yapıp yanlışlıkla etiket olmuşluğum var yani. Evet. Benim hiç etiket olmuşluğum yok. İyi stalk yaparım. Bravo. O fake'den fake'e geçişi iyi ayarlayabiliyorsan demek. Evet. Arada ya bir korkuyorum. İkisinde gezindiğim zaman hangisinde olduğunu unutuyorum. Bir kere ne yaptığımı hatırlıyorum fake hesapla. Tamam. Fake hesaptan çeşit, sana da anlattım hatta bunu. Fake hesaptan bir tane fotoğraf çektim böyle. Çok çirkin bir fotoğraf. Sonra onu yanlışlıkla main hesabıma attım ve çok utandım evet yani. Onu silmeye çalıştım ama hemen aldılar. Evet. Twitter'da falan her yerde gördüm. Çok komikti. Evet. Ama kötü bir şey değildi. Sadece değil, çirkin bir fotoğraf. Böyle ters böyle. Tabii şöyle. Tabii. İnsanların seni görmeye alışık evet olmadığı bir evet halde. Evet. Senelerdir beraber çalışıyorsunuz. Çaktırmadan sette ortamdan kaçma hareketiniz var mı? Var tabii. Bakışıp böyle çaktırmadan. Ya da mikrofon var diye bizde mesela şöyle bir hareketimiz şöyle var. Şöyle. Evet. Mesela size ses kitle. Evet. Mikrofonu vurarak konuşma böyle. Pısır evet pısır. Niye ki? Ne dedi ki falan diye. Orada o işlemiyormuş. İşlemiyor mu? Gidiyormuş. Bizine de yapalım. Tamam. Sen de...